Faysal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk amca. Nasılsın? Allah'ım ya Rabbi. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz bakalım? İyisiniz. İyiyim ben de. Ne yapıyorsun İlayda'cığım? Hangisini çalışıyorsun? Şu an burayı çalışıyorum. Hücrelere mi? Santrali gibidir. Değil mi? Ne yapardı mesela? Enerji yapardı. Güneş gel sen de boyamanı devam et. Verir mi o tarafa boyamanı? Hadi sen boyamanı yap. Güzel. Hücrenin enerji santrali. Yani sayesinde. Zaten hücre çeperi cansız bir yapı. Böyle çalışman lazım. O yüzden yarın canlı derste ben bunları böyle şekilleriyle beraber tekrardan anlatacağım. Yarın derse kadar... Rengimiz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok mutlu ettiniz beni. Efendim bunu neler yapmışsınız için? Hani çok güzeller kullanacağım. Bu da köy ekmeği. Çok güzel ekmek. Teşekkür ederim. Bunu da halam yaptı. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Halam yaptı. Aa çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ay çok, bu da çok güzel. Bunların hepsini kullanacağım. Çok teşekkür ederim çocuklar. Çok mutlu ettiniz beni. Tamamen köy şartlarındayız aslında burada. Ulaşım sıkıntımız var. İşte kar şimdiden başladı. 5-6 ay karımız sürecek yaklaşık 2-3 metre. Onun dışında öğrencilerimiz de köy çocuğu ve yatılı köy çocukları. Ben de öğretmen öğrenci ilişkisinin dışında çocuklara bir de böyle annelik, ablalık ya da erkek öğretmenleriniz babalık, abilik görevlerini de üstleniyoruz burada. Yani zorlu yanı var öğrencilerimiz açısından da bizim açımızdan da, ama bunun getirdiği güzellikler de var. Yeri geliyor çocuklara öğretmen oluyoruz, bir şeyleri öğretiyoruz, eğitiyoruz. Yeri geliyor onların yaşamlarına ortak olduğumuz için çocuklara dokunabiliyoruz aslında böylelikle. Burada işte köy şartlarını aslında öğrencilerle beraber görüyoruz. Onlarla beraber geliyorum. İşte hayvan işleri veya evde yaptıkları işlere şahit oluyoruz. Onlarla beraber bunları yapıyoruz. Bunu olunca aslında çocuğa şunu da daha rahat gösterebiliyoruz. Ya bu koşulları, bu zor şartları yapacaksın, devam edeceksin. Ya da eğitim görerek ya da bir okuyarak, bir meslek sahibi olarak burada kurtulabileceksin. Aslında kurtulabileceksin değil, buraya daha faydalı ya da buradan daha farklı bir hayatın olduğunu görebileceksin. Çocuklara bunu aşılamaya çalışıyoruz. Bunun için çocuğa dokunabilmek adına onlarla beraber köy ortamında olmak ya da bu zorlukların içerisindeyken bu sohbetleri çocuklarla yapabilmek daha etkili oluyor çocukların üzerinde. Evlerine gidiyoruz, evlerinde çocuğun yaptığı ufak tefek işlere yardım ediyoruz ya da beraber ineklerin önüne gidiyorlarsa, eve getirmeleri gerekiyorsa, denk geliyorsa onu yapıyoruz ya da ailelerine yardım ediyorlarsa onları yapıyoruz. Yani köylülerle kurduğumuz o samimiyette, evde nasıl bir yere misafirliğe gittiğinizde orada bir iş varsa yardım edersiniz. Bizim yaptığımız da o aslında, bir öğretmen öğrenci ya da öğretmenin yaptığı herhangi bir şey değil. O samimi ilişkilerden kaynaklı gelen yardımı çocuklarla beraber yapıyoruz. Ailem hayvancılıkla uğraşıyor. Ben EBA'da derslerimi bitirdikten sonra boş zamanlarımda annemlere yardım ediyorum. Annemle inekleri giderken onların yanına gidiyorum. Onlara yardım ediyorum. Ve öğretmenim de geliyor. Yanımda duruyor. Yanıma geliyor. Öğretmenim diyor ki hep güzel derslerini çalış, güzel bir gelecekle ailenle güzel bir gelecek kur diyor öğretmenim. Ülkede fedakarca çalışan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ve Sevda Hocam gibi köyde çalışmak istiyorum. Köyde öğretmen olmak istiyorum. Evde ödevlerimi yaptıktan sonra tavukları, keçileri, hayvanlarımızı besliyorum. Aileme yardım ediyorum. Selda hocamız da hem canlı derslerde bize derslerimizi anlatıyor, sonra evde de bize anlamadığımız konularda yardım ediyor. Ailemize de yardım ediyor bize hayvanlara bakarken. Selda hocayı çok seviyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenimize bir şeyler alacak bir yer olmadığı için köyümüzde, annemizin, ailemizin yaptığı tereyağıyla, soğuk olduğu için nenemizin yaptığı patiye hediye ediyoruz.